Merhaba arkadaşlar. Yine bir egzersiz videosuyla birlikteyiz. Bu benim kardiyo ve vücut ağırlığı egzersizi yaptığım sabahların son egzersizi. Bir Tabata intervali. Tabata intervali nedir? Tabata intervali 20 saniye boyunca yüksek yoğunluk, 10 saniye boyunca da dinlenme ya da düşük yoğunluk egzersizi yapma şeklinde 8 setlik bir çalışma 4 dakika sürüyor. Kısa ve gayet etkili bir çalışma yöntemi. Burada tercih ettiğimiz hareketler kettlebell swing ve şınav. Kettlebell swing daha çok posterior chain kas gruplarını hedef alıyor. Yani arka kısımda kalan kas grupları artı bir miktar ön omuz, işte kollar, gripten dolayı ön kol bu egzersiz sırasında çalışıyor. Şınavda ise temel olarak göğüs, ön omuz, trisepsler, statik gerilim sayesinde karın ve bacaklar bir miktar çalışıyorlar. Böyle birçok kas grubunu aynı anda hedef almak neredeyse aslında bütün kas gruplarını bize şunu sağlıyor. Yüksek yoğunluk egzersizlerini adından da anlaşılacağı üzere vücudu yoğunluğa maruz bırakmayı hedefliyor. Normal kardiyo yani yağ yakımı için yapılan klasik uzun süreli düşük yoğunluklu kardiyo sırasında çok fazla yoğunluk hedeflenmez. Hedeflenen şey belli bir miktar kalori açığı sağlamaktır egzersiz sırasında. Zaten düşük yoğunluk egzersizleri de size bunu sağlar. Yani egzersiz sırasında yağ depolarına hedef alır belli bir nabız atım aralığına çıkılarak. Ondan sonra da çoğunlukla elde ettiğiniz yağ yakımı bununla sınırlı kalır. Yüksek yoğunluk egzersizleri sürekli artan yoğunluklarla çalışıldığı için vücudun adapte olabilmek için bu sürece adapte olabilmek için egzersiz sonrasında belli süreçleri yaşamasını mecbur kılıyor. Bu süreçler İngilizce'de excess post exercise oxygen consumption diye geçiyor bu. Bu süreç sırasında dinlenme, metabolik hızınız yüksek kalıyor. Bundan dolayı da bu işte yapılan antrenmanın yoğunluğuna da bağlı tabii. 24 ile 48 saat arasında bir süre boyunca yağ yakımının devam etmesi demek. Bu şekilde iki hareketi kombine ettiğimizde birçok kas grubunu çalıştırdığımızda ise daha kolay bir şekilde bu yüksek yoğunluğu elde etmiş oluyoruz. Çünkü kalbimiz birçok kas grubuna aynı anda kan pompalamak zorunda kalıyor. Bu da daha kolay bu yoğunluğa ulaşmak demek. Yoğunluğu nasıl arttırabiliriz bunun dışında? İşte kettlebell swing'deki ağırlığımızı arttırırız. Daha çok tekrar yaparız. Yine şınavda da daha çok tekrar yapmaya çalışırız. Ya da işte bu ağırlık yelekleri var. O tarz şeyleri sırtımıza takabiliriz. Bu şekilde her antrenmanda yoğunluğu arttırıp yağ yakımına devam etmeyi sağlayabiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi antrenmanlar.